Avrasya Hastanesi'nde kanserle mücadelede de çok başarılı bir heyetiniz var hocam. Kesinlikle. Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü 20 yıl önce ilk ruhsatlandırılmış özel hastanedir. Evet. Bu ne demektir? Yani o özel hastaneler içerisinde SSK ile anlaşması olan, hastalara çok güzel hizmetler veren, kanser hastalarını tedavi eden, iyileştiren bir özelliği vardır ve bu çok gurur verici bir şeydir. Tabii ki 20 yıl önceki cihazlarımızla şimdiki cihazlarımız yıllar geçtikçe çok daha kaliteli olmaya başladı. Daha teknolojiyi daha yakından takip ettiğimiz için. Ve Avrasya Hastanesi de teknolojiyi yakından takip eden hastanelerden birisi. Kesinlikle. Çünkü bu cihazların maliyetleri de çok yüksektir. Evet. Cihazların bakımları da çok yüksektir. Cihazı kullanacak elemanlar da çok kaliteli eleman olması gerekir. Bu şeyimiz içerisinde, radyoterapinin içerisinde ki ekibi de size az çok tanıtayım. İçerisinde radyasyon fizikçilerimiz var. Radyasyon fizikçilerimiz cihazımızın günlük, aylık, yıllık kalibrasyonlarını yaparlar. Bu ne demektir? Cihazın üzerinden bizim vermek istediğimiz radyasyon dozunu gerçekten veriyor mu? Az mı veriyor, çok mu veriyor? Doğaya zararı var mı? Çevreye zararı var mı? Bunları da ilgili kontrolleri yapan bir ekip. Radyoterapi teknikerleri hastanın günlük tedaviye alan, tedavisini yapan, hastaya moral vermeye çalışan, hastanın bir şekilde eli kolu olan radyoterapi teknikerleridir. Biz radyasyon onkologları da görevimiz şudur, hastanın tümörünü tespit ederiz. Görüntülemelerde diyelim ki MR'ında, tomografisinde tümörünü gördük. Bu tümörünü ne kadar dozla tedavi edeceğimize biz karar veririz. Hastanın planlama filmini çekilir. Biz onun üzerinde tümörün işaretini yaparız ve radyasyon fizikçilerimize deriz ki bu tümöre şu kadar doz ışın vereceksiniz, verilmelidir diyoruz. Fizikçilerimiz de bununla ilgili hazırlık yaparlar, işlem yaparlar. Makinenin, radyoterapi cihazının içerisindeki bilgisayarların aynı benzeri radyasyon fiziği, radyoterapi fiziği odasındaki bilgisayarlarda da vardır. Yani aynı işlemi ışınsız bir şekilde simüle ediyoruz. Benzer bir şekilde aynı işlemleri yapıyoruz. Ve işte cihaz 360 derece dönerken hangi açılardan ne kadar doz verecek, ne kadarıyla hastayı tedavi edecek bunlarla ilgili de planlamalarımızı yapıyoruz. Biz onayını veriyoruz ve hastamız bu şartlarda tedavisine giriyor ve vermemiz gereken dozu, tedaviyi sağlıklı ve güzel bir şekilde vermekteyiz. Onu söyleyebilirim.